Uşak şehidini 10 bin kişiyle uğurladı. Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan uzman çavuş Ali Turgut, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan uzman çavuş Ali Turgut'un cenazesi önceki gün uçakla Denizli'deki Çardak Havalimanı'na getirildi. Havalimanında karşılanan şehit Turgut'un naaşı daha sonra konvoy eşliğinde memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde Büyük Oturak köyünde baba evinde getirildi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Burada hilallik alınmasının ardından Büyük Oturak Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Altında yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Ahmet Daltay, İsmail Güneş, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaboğa, AK Partili Başkan Avukat Fahrettin Tuğrul, Saadet Partisi Başkanı İbrahim Dağgezen, Tahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi 72 yaşındaki Sultan Turgut ve babası 80 yaşındaki Ahmet Turgut'un metanetini koruduğu görüldü. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve cenaze namazı öncesi şehidin kardeşini Mehmet ve İhsan Turgut ağabeylerinin Turgut'un başına gelerek gözyaşı döktü. Kılıç'ın cenaze namazının ardından Turgut'un cenazesi Büyük Oturak köy mezarlarında gözyaşları arasında toprağa verildi.